Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda adalet nöbetimiz 673. gününde devam ediyor. Dün nöbetten sonra sağlık sorunlarından dolayı anneyi hastaneye götürdüm. Bugün nöbete tek başına geliyorum. Anne gelebilecek durumda değil, artık yürüyemiyor. Ama hukuksuzluk, adaletsizlik hala devam ediyor. Şu an adliyenin girişinde asılı bir pankartımız var. Pankartın üzerinde parçalanmış parke taşlarıyla camları darp edilmiş bir ambulans var. Sanıklar hala yargı önüne çıkıp yargılanmıyor. Katliam yapan, katliamı organize eden iktidar partisinin bir milletvekilidir. İktidar partisinin milletvekili hastanede olmasaydı kimse hastanede bu ambulansları, hastanede saldırısını gerçekleştirme cesaretini gösteremezdi. Ama ortaya çıkan, hastane katliamıyla ilgili ortaya çıkan iddianamede baş fail milletvekilidir. Ama milletvekili iddianamede ismi geçmiyor. Yakın zamanda hastane davasıyla ilgili ilk yargılama yapılacak ve en temel talebimiz de hastane katliamını azmettiren milletvekili Halil Yıldız'dır. Bunun da sanık olarak yargılanmasını talep edeceğiz. Hastane kamera kayıtları devlet arşivindedir. Bunu çok iyi biliyoruz. Herkes milletvekili süreci bitince kameralar ortaya çıkacak. Biz bekleyeceğiz. Evimize oturmayacağız. Direnerek haklı mücadelemizi sürdüreceğiz.